Merhabalar, ben Kemal Karademir, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi Şube Müdür Vekili Kemal Karademir. Bugün sizlere Kültür ve Turizm Bakanlığı Etkin Kütüphane Projesi kapsamında el Sanatları konusunda bir sunum gerçekleştireceğim. el sanatlarına dair birkaç sözle başlamak gerekirse, ülkemizde, bir kısmı taşınır, bir kısmında taşınmaz kültür varlıkları olmak üzere iki alanda el sanatları kendisini ortaya koyar. örnek vermek gerekirse ne demek istiyoruz? Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarıyla ilgili olarak sedef kakmalı bir kutu, tülbentin kenarındaki oya bize maddi kültür ögesi olarak karşımıza çıkar. Ancak oya'ya yüklenen anlam ve onun toplum içindeki karşılığı, mesajı bize onun somut olmayan kültürel miras yönünü ortaya koyar. Bu ifadelerden yola çıkarak sunumun kapsamını biraz açıklamak istiyorum. Bu sunum kapsamında el sanatlarının bir tanımını yapacağız öncelikle. Sonra bu tanımlar, tanımları meydana getiren özellikleri ele alacağız, inceleyeceğiz. Ve tabii ki her tür bilimsel yaklaşımda olduğu gibi burada da bir yaklaşım söz konusu olacak. Bakanlığımızın, Genel Müdürlüğümüzün iş işleme kültürel kimlik niteliğindedir. Şöyle bir örnek verecek olursak, tüm dünyada bilinen Türk yayı, yani geleneksel Türk okçuluğunda kullanılan Türk yayı dediğimiz zaman bu bir kimlik göstergesidir. Çünkü diğer yaylardan ayrılır. İngiliz yayından, Macar yayından Türk yayı özellik olarak, kullanılan malzeme olarak ve işlevsel fonksiyon olarak kendisini ayırır. Bu da bir kimliktir. Uygarlıkların Teknolojik ve ekonomik açıdan ulaştığı düzeyi gösterirler el sanatları. Yine el sanatı e, tanımlarından devam edecek olursak, çerçevemizi iyice e, belirginleştirecek olursak, el sanatları toplumsal ve kültürel yaşam biçimlerinin, insan e, inanç sistemlerinin ve gereksinimlerin somut ifade biçimidir. Ne demek istiyoruz? Yani yaşam biçimi, inanç sistemi ve gereksinimler. Bunlar bizim... E, geleneğimizi ortaya koyar, geleneksel yapımızı ortaya koyar. Esnaflarda bunların bir yansımasıdır. İnsanoğlunun var olduğundan beri tabiat şartlarına bağlı olarak ortaya çıkmıştır. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak, örtülmek ve korunmak amacıyla ilk örneklerini vermişlerdir. Daha sonra gelişerek çevre şartlarına göre de değişimler gösterirler. Ee, Örcün Barışlı hocamızın rahmetlinin bir yaptığı tanım üzerinden kısa ve net olarak, bir ustanın başlı başına kendi sorumluluğu altında ister evinde veya atölyesinde ister yalnız ya da çıraklarıyla birlikte herhangi bir sanatı elemeyi, deneyim ve beceri kullanarak yapması. Evet el sanatlarını diğer sanatlardan ayıran en önemli özellik elemeyi, deneyim ve beceri kullanarak yapılmasıdır. Aklımıza gelen ilk örnekleri de şöyle hemen sayacak olursak bakırcılık, bıçakçılık, çömlekçilik, ahşap oyma, sedef kalkma, taş işleme gibi yani dokuma gibi birçok alanda kendini gösterir. Tabii bu tanımlardan yola çıkarak el sanatlarının El sanatlarının el sanatı olma özelliğini gösteren bir takım belirtiler var, bir takım işaretler vardır. Bunlar nedir diye ele alacak olursak, el sanatları başlangıçta şöyle özellikler gösterir. Öncelikle geleneksel kültürü yansıtması beklenir el sanatlarının bir gereksinimden ortaya çıkması gerekiyor. Yani bir ihtiyaç olması gerekiyor. Yararlı olmasını sağlayan şeyi durumu da tasarımla birlikte ortaya çıkmış olması. Bir işçinin elleriyle ya da araç gereç kullanarak yapması gerekiyor el sanatlarını. Biz el sanatlarını daha sonraki slaytlarda da açıklayacağım. Plastik sanatların dışında tutarak yani resim heykel gibi sanatların dışında tutarak ayırıyoruz ayrı konumlandırıyoruz. Bir de bakanlığımızın ve bu alanda faaliyet gösteren genel müdürlüğümüzün el sanatları tanımı var. Ki en geniş tanım, en kapsamlı tanım da budur. Biz çalışmalarımızı bu tanım ve yaklaşım üzerine planlıyoruz, oluşturuyoruz. Genelde maddeye şekil veren plastik sanatlar bütün içerisinde el sanatları bir başlık. Bir başlık olarak ayrıca gruplandırılıyor. Genel kabulle resim ve heykel dışındaki işler olarak görülmektedir geleneksel el sanatları. Böyle bir kavram aslında bazı sanatların el ile yapılmasından daha çok halk üretiminde yaygın, işlevsel ve geleneksel olarak e, ele alınıyor. E, burayı bir daha tekrar ediyorum. Burası diğer sanatlardan ayrımı yönünde çok önemli. Halk üretiminde yaygın, işlevsel ve geleneksel olarak. Yani ahşap, metal, deri, kemik, toprak gibi elde maddeye şekil veren plastik sanatlar bütün içerisinde el sanatları bir başlık bir başlık olarak ayrıca gruplandırılıyor. Genel kabulle resim ve heykel dışındaki işler olarak görülmektedir. Geleneksel el sanatları. Böyle bir kavram aslında bazı sanatların el yapılmasından daha çok halk üretiminde yaygın, işlevsel ve geleneksel olarak ele alınıyor. Burayı bir daha tekrar ediyorum. Burası diğer sanatlardan ayrımı yönünde çok önemli. Halk üretiminde yaygın, işlevsel ve geleneksel olarak. Yani ahşap, metal, deri, kemik, toprak gibi ham maddelerin e, işlenmesi maddelerin e, işlenmesiyle ortaya çıkan tekrarı olmayan kompozisyonlarda buluş ve icatlara yer veren eserler için kullanılır. Sanat eseri kavramı. Sanat eserlerine malzeme ve teknikten daha çok tasarım ve buluş ön plana çıkar. Sanat eserleri tek başına benzersiz olmak zorundadır. E, bu tür eserlerin kullanımında evet burası çok önemli. İşe yarar işe yarar olması ön şart değildir ama zanaat eserinde, bir geleneksel hayat sanatı ürününde işe yarar olması son derece önemlidir. bir de zanaat zanaat eserini tanımlarsak genel olarak teknik yönü ağır basan fakat endüstriyel üretimin dışında ileri teknoloji öncesi üretilmiş malzemeyi tanımlar. Çok sayıda olsa da insan elinin, çok sayıda üretilmiş olsa da insan elinin katkısı çok fazladır bu tür ürünlerde. E, yüksek bir standart aranmaz. Ayrıca aynı eşya türünden yüzlerce üretilse bile hassas bir ölçülendirme mümkün olamamaktadır. Yani e, zanaat kavramının e, altını çizecek olursak, tekrara dayalı olması, sayıca fazla üretim olması zanaatkarlığın ana karakteridir. Bir de olmazsa olmazı geleneksel sanatlarının usta-çırak ilişkisidir. Bir diğer başlığımız e, geleneksel el sanatlarında sınıflandırma. Sınıflandırma çalışmaları, yani el sanatlarıyla ilgili faaliyetlerini e, yerine getirirken e, bir sınıflandırmaya tabi tutar. E, hem akademi hem de kurumlar. E, burada e, tabi çeşitli sınıflandırmalar vardır. E, ham maddesine göre, e, işte kullanım alanlarına göre ya da kullanılan tekniğe göre el sanatları sınıflandırılabilir. Ama bizim bakanlık olarak, genel müdürlük olarak e, sınıflandırmamızı ham maddesine göre yapmaktayız el sanatlarını. E, burada öncelikle karşımıza ham maddesi metal olan el sanatları, e, ham maddesi taş olan hem akademi hem de kurumlar. E, burada e, tabii çeşitli sınıflandırmalar vardır e, ham maddesine göre, e, işte kullanım alanlarına göre ya da kullanılan tekniğe göre el sanatları sınıflandırılabilir. Ama bizim bakanlık olarak, genel müdürlük olarak e, sınıflandırmamızı ham maddesine göre yapmaktayız el sanatlarını. E, burada öncelikle karşımıza ham maddesi metal olan el sanatları, e, ham maddesi taş olan el sanatları. Bunlara örnek verecek olursak e, mesela ham maddesi taş olan el sanatlarında lüle taşı işlemeciliği, taş yontuculuğu, e, ahşap olan el sanatlarında bastonculuk, kaşıkçılık, dülger, oymacılık, ee, ham maddesi tekstil olan el sanatlarında dokumalar, işlemeler. Bunlar örnek verecek olursak e, mesela ham maddesi taş olan el sanatlarında lüle taşı işlemeciliği, taş yontuculuğu, ee, ahşap olan el sanatlarında bastonculuk, kaşıkçılık, dülger, oymacılık, ee, ham maddesi tekstil olan el sanatlarında dokumalar, işlemeler, ee, bitkisi olan el sanatlarında sepet örücülüğü, süpürgecilik ee, gibi alanlarda sınıflandırmalar yapılmaktadır. El sanatları deyince, geleneksel üretim ön plandadır. Yani el sanatları geleneksel olmak zorundadır dedik. Geleneksel üretim ön plandadır. Yani el sanatları geleneksel olmak zorundadır dedik. Geleneksel el sanatları en azından üretimiyle, yapılışıyla bir geleneksellik taşımak zorundadır. Şöyle diyelim, el sanatlarının geleneksellik içerisinde oluşması, mesleğe dayalı bir üretim şekli olmaması, para kazanmak, geçinmek amacıyla yapılmaması, bu tür üretimi yapan kişilerin bu işleri bir meslek olarak seçmemesi, üretim gereçlerinin adet, töre, gelenekler ve özellikle ihtiyaç olması nedenleriyle apayrı bir kategoride ele, ele almak mümkündür el sanatlarını. Bu tür zanaat dalları gündelik ihtiyaçları karşılamak için evlerde yapılan gelenek sanatları en azından üretimiyle, ...yapılışıyla bir geleneksellik taşımak zorundadır. Şöyle diyelim, el sanatlarının geleneksellik içerisinde oluşması... ...mesleğe dayalı bir üretim şekli olmaması... ...para kazanmak, geçinmek amacıyla yapılmaması... ...bu tür üretimi yapan kişilerin bu işleri bir meslek olarak seçmemesi... ...üretim gereçlerinin adet, töre, gelenekler ve... ...özellikle ihtiyaç olması nedenleriyle ayrı bir kategoride ele, ele almak mümkündür el sanatlarını... Bu tür zanaat dalları gündelik ihtiyaçları karşılamak için evlerde yapılan geleneksel üretim modelleridir. Dikkatinizi çekelim evlerde yapılan geleneksel üretim modeli idi. Ancak bu şey, e, e, tür süsleme sanatları, süsleme sanatlarının şöyle bir durum var. Hangi du, e, alanda konumlandırılacağı e, bir tartışma konusudur. Şimdi modern sanat deyince aklımıza işte yaratıcılık, işte tekrarı olmama, gibi ise özgün olma gibi durumlar ortaya çıkıyor modern sanatta. Ancak gelenekli sanat, gelenekli sanatlarda da bir e, sanat yönü ağır basan bir durum vardır. Ancak geleneği taşımasıyla birlikte e, bir de geleneksel el sanatlarına kayan bir e, boyutu vardır. Şimdi öncelikle güzel sanatları bir tanımlayacak olursak güzel sanatlar duygu ve düşüncelerin güzel bir şekilde görsel, işitsel ve drama yoluyla başkalarına anlatma işidir. Göze güzel görünümler sergilemek, kulağa hoş sesler duyurmak, ruhta heyecan yaratmak güzel sanatların amaçlarındandır. Bu kapsamda güzel sanatların görsel anlatımlarından olan ve aynı zamanda modern sanatların, sanatların dışında kalarak gelenekli sanatlar arasında yer alan sisteme sanatları özellikle İslam sonrası gelişen el sanatlarımızdandır. Geleneksel sanatlarımızda da estetik kaygısı ön plana çıkar. Ancak burada bir üslup ortaya çıkar yaratıcılık söz konusu ancak buradaki yaratıcılığın da bir uslubu, bir geleneği vardır. Bu yüzden gelenekli sanatlar deniliyor. bu güzel sanatlar başlığı içerisinde değerlendirilebileceği gibi geleneksel sanatlar içerisinde de değerlendirilebilmektedir. Özellikle genel müdürlüğümüzce her iki alanda da çalışmalar yürütülmekte. Ben yani bilimsel yaklaşımla Halk kültürü, folklor araştırmacılar tarafından bu çalışmalar gerçekleştirilmekte ve Bakanlığımızın Halk Kültürü Bilgi Verme Merkezinde kayıt altına alınarak araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır. Bu, bu çok önemli bir çalışmadır Bakanlığımız adına. Bir diğer önemli çalışmada geleneksel sanatlar alanlarında çalışmalarını yürüten sanatkarların ya da zanaatkarların teşvik edilmesi, ürünlerinin tanıtılması ve desteklenmesi amacıyla sanatçı tanıtma kartı uygulaması gerçekleştirmektedir. E, Genel Müdürlüğümüz bünyesinde ilgili mevzuat çerçevesinde oluşturulan kurullar ile yine aynı mevzuat hükümlerine göre değerlendirme, tespit ve kayıt işlemleri yapılmaktadır. Genel Müdürlüğümüzde hizmet veren Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi'ne kayıtlı 4172 tane geleneksel el sanatçısı bulunmaktadır. Bu çalışma e, sanatkarlarla buluşulan, sanatkarlara dokunulan e, onları Birebir gözlemleme şansı bulduğumuz çalışmalardan bir tanesidir. Hem onları birebir görmek, işte verilen sanatçı kartıyla işte kayıt altına almayla onların da onurla edilmesi, hem çıkarlar açısından hem bakanlığımız açısından büyük bir kazanç olmakta, iyi bir faaliyet olarak da durmaktadır. Bir diğer e, önemli çalışma e, geleneksel el sanatları festivalleri. Genel Müdürlüğümüzün bünyesinde düzenlenen ve paydaş olarak yer aldığı fuar, festival, sergi ve benzeri organizasyonlarla kurumumuzca belirlenen ve gelecek kurşaklara aktarılması sağlanmaktadır. Somutlaştırmak gerekirse bu yıl e, bu son 10 yıl içerisinde 69 ilde 814 tane kurs açılmış olup 103 kursiyer eğitim gör, görmektedir. Ve e, ulusal boyutta yapılan bu çalışmaların e, dışında uluslararası boyutta da yapılan çalışmalar vardır. E, nedir bu çalışmalar diyecek olursak, UNESCO somut olmayan kültürel miras sözleşmesi kapsamında taraf devletlere düşen envanter oluşturma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere Genel Müdürlüğümüzce hayata geçirilen Yaşayan insan Zinesi, e, Türkiye Ulusal Envanteri Programı e, kapsamında e, el sanatları alanında uğraş, uğraşan, e, alanında kabul görmüş, ustaları yaşayan insan hazinesi olarak ilan etmekteyiz ve e, bu alanda çalışmasını çalışmalarını yürüten geleneksel el sanatçılarına e, ödüller verilerek onlar onlara edilmekte, teşvik edilmektedir. E, bu çalışmayla e, en son Şubat ayı içerisinde, bu yıl Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilen bir yaşayan insan hazinesi ödül törenleri yapıldı e, Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde. E, bu da basına yansımış bulunmakta. Bir diğer uluslararası faaliyet olarak GİDE-UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi kapsamının ihtiyaçlara ve modaya bağlı olarak ihtiyaçtan daha çok zevke hitap etmesinin etkisiyle kaybolmaya yüz tutmasının önüne geçmek. Şimdi esnaflarının yararlı olması, işte bir takım faydalar sağlamasının yanı sıra değişen teknoloji ...ve değişen beğenilerle... ...ihtiyaçtan daha çok zevke hitap etmesi durumu ortaya çıktı. Ee, tabii burada da farklı bir alana evriliyor... ...geleneksel el sanatları. Yani, turistik ürün olarak daha çok e, karşımıza... ...çıkmaya başladı. E, tabii bu bir değişim, bir dönüşüm... ...bunun önüne geçmek mümkün değil. Ancak geleneğinden kopmadan... E, ...bunu kaybolmaya üst tutmasının önüne geçmek... ...üreticisini tespit ederek kayıt altına almak... ...geleneğinden kopmadan gelişen teknoloji ve sosyal kayıtlarını gelecek kuşaklara aktarmak, genel müdürlüğümüzün geleneksel el sanatlar alanında en asli görevlerini oluşturmaktadır. Bu yönde genel müdürlüğümüzce çalışmalar bu motivasyonla, bu yaklaşımla ele alınmakta ve değerlendirilmektedir. Sunumumun kapsamına ilişkin bilgiler bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Etnik Kütüphane Projesi kapsamında böyle bir fırsat verildiği için de ee, Kültür Bakanlığı'na teşekkür ediyorum.